Ekonomide yeni arayışları hangi eksene oturtmak zorundayız? Hangi stratejiyle yola çıkmak zorundayız? Dört ayaklı bir stratejiye ihtiyacımız var. Dört ayaklı. Maltepe Belediyesi'nin öncülüğü ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Ekonomik Forumu'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki arayışları stratejiye oturtmak gerektiğini belirterek üreten Türkiye olması gerektiğinin altını çizdi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Olmazsa olmaz. Güçler ayrılığı ilkesinin olduğu. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla çalıştığı, yargının bağımsız olduğu, düşüncenin özgürce ifade edildiği, yani birinci sınıf demokrasi. Herkesin kitapçığı eline aldığında bu benim anayasamdır dediği yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. İkinci önemli adımı atmak zorundayız. Stratejimizin ikinci önemli adımı. Üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Üreten Türkiye derken, fabrikalarda üretmekten söz etmiyorum sadece. Hayatın her alanında üretmek zorundayız. Yani alın teri dökmek zorundayız. Fabrikada üreteceğiz. Tarlada üreteceğiz. Üniversitede bilgi üreteceğiz. Sinemada üreteceğiz. Sanatta, kültürde, bu bütün alanlarda üreteceğiz. Sadece ürettiğimiz mallarla değil, ürettiğimiz sanat eserleriyle de, kültürle de dünyada söz sahibi olmalıyız. Yani devletin yumuşak gücünü bütün coğrafyalara dağıtmak zorundayız. Kılıçdaroğlu, asgari ücret için sendikaların bir araya gelmesinin kendileri için de değerli olduğunu sözlerine ekledi. Bugünlerde, daha doğrusu önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret şu anda 2020 lira net, 2020 lira. Sendikaların bu konuda 3 konfederasyonun bir araya gelmesi bizim açımızdan çok ama çok değerli. En azından asgari ücret konusunda ortak bir strateji belirlemeleri açısından.